adamın birisi güreş oyunlarının tamamını öğrenmiş ve güreşçilikte çok ustalaşmış. Bir rakibini yenebileceği tam 360 tane güreş oyunu biliyor ve her gün bir çeşit oyunla güreş yapıyormuş. Bu usta güreşçi çok sevdiği talebelerinden birisine bildiği bu oyunlardan 359'unu öğretmiş. Öğretmediği sadece bir oyun kalmış. Genç güreşçi de ustasının öğrettiği oyunlarla zamanla çok ünlü bir güreşçi olmuş. Bir süre sonra da ustasına kafa tutarak onu küçümsemeye başlamış. Bu yetmiyormuş gibi her yerde şöyle diyormuş: "Üstadımın benden tek üstün yönü onun yaşlı olması ve beni yetiştirmesidir. Yoksa ben en az onun kadar güçlüyüm, güreş sanatında da artık ondan daha iyiyim." Genç güreşçinin bu küstahça meydan okumaları dönemin padişahının hoşuna gitmemiş. Bu yüzden güreş ustasıyla kendini bilmez genç güreşçiyi yarıştırmaya karar vermiş. Hemen emir vererek güreş meydanını hazırlatmış. Başta padişah olmak üzere bütün devlet büyükleri ve halkın ileri gelenleri de güreş meydanında toplanmışlar. Önce genç güreşçi meydana çıkmış. Adeta burnundan soluyor ve "ben herkesi yenebilirim" tavrıyla duruyormuş. Daha sonra yaşlı güreşçi meydanda görünmüş. Kuvvet bakımından çırağının kendisini yenebileceğini hemen anlamış. İki pehlivan güreşmeye başlamışlar. İhtiyar güreşçi delikanlıya öğretmediği tek güreş oyununu kullanarak ona yapışmış. Bu oyunu anlamayan delikanlı ustasının hamlesini savamamış. Yaşlı güreşçi delikanlıyı iyice kavrayarak iki eliyle kaldırıp başının üstünden yere fırlatmış. Bütün seyirciler sevinç içinde ustayı alkışlamışlar. Padişahın emri üzerine usta güreşçiye yeni kıyafetler giydirilmiş. Padişah daha sonra genç güreşçiye dönerek şöyle demiş: "Sen ustana karşı saygısızlık yaptın. Onu rahatlıkla yenebileceğini söyledin ama bunu başaramadın." Bunun üzerine delikanlı padişaha şu cevabı vermiş: "Efendimiz, üstadım bana kendi gücüyle galip gelmedi. Bana tek bir oyun dışında bütün güreş taktiklerini öğretmişti. İşte bugün öğretmediği o oyunla beni yendi." Güreş ustası da kendinden emin bir şekilde şunları söylemiş: "Ben de bu oyunu böyle bir gün için saklıyordum. Çünkü bilge insanlar dostuna sana düşmanlık edecek kadar güç verme" demişler. Daha sonra da şöyle diyerek sözlerini tamamlamış: "Ben aynı zamanda vefasızlıktan da çok çekinirim. Bu konuda eskiler çok güzel söylemiş. Ya dünyada vefa yokmuş ya da bu zamanda herkes vefasız. Ok atma ilmini benden öğrenip de bana ok doğrultan çok insan gördüm."